civarında, Balat civarında daha fazla riskli evlerde yaşıyorlar. Sayın Folgu, önemli bir gelişme var. Bir son dakika gelişmesi ekranlarınızda da görüyorsunuz. Antep'in Nurdağ ilçesinin belediye başkanı Ökeş Kavak gözaltına alındı. Ökeş Kavak çok önemli bir isim çünkü zira günlerdir halktv.com.tr'den, Halk TV'den öğrendiğiniz o müteahhit Yunus Kaya'yla bir bağlantısı olduğu şüphesi var. Yunus Kaya, Nurdağ'daki o müteahhit, Nurdağ'da 300'den fazla kişinin ölümüne sebep olan o müteahhit, yaptığı 6 binanın tamamı yıkılmıştı, hatırlatma yapmakta fayda var. 41 milyonluk da ihale aldığı bilgisi paylaşılmıştı. Tekrarlayalım, Nurdağ ilçesinin belediye başkanı Ökkeş Kavak biraz evvel gözaltına alındı. İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ilçede depremlerde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Kavak hakkında gözaltı kararı verilmişti. Adliyedeki işlemlerinin sürdüğü bilgisini de paylaşalım. Buradan devam edelim. Buyurun. Yani şu anda dediğim gibi yani Sulukule'de oturan, o dönemde işte 2006 yılında biliyorsunuz ilan edilmişti. Orada oturan, yıllardır oturan, orada yaşayıp doğuyan, büyüyen hiçbir insan yok, aile yok. Yani onlar şu anda, oradan gönderilen insanlar şu anda daha riskli binalarda, riskli evlerde yaşıyorlar. Ben kendim gittim, ziyaret ettim, bu konuda yazılar kentsel yazdım. Kentsel dönüşüm aslında riski ortadan kaldırmak için evet. yapılıyor ama orada bulunanlar daha riskli evet. binalara evet. gitmek zorunda kalıyorlar. Orası satıldı, yani zenginlere satıldı. Çünkü insanlar ödeyemediler. Çünkü insanların ödeyebilecekleri koşullarda bir anlaşma olmadı. Yani o zaman mesela 500 liraydı metrekaresi. Size 50 bin lira verdiler ama dediler ki yeni eve geçecekseniz 400 bin lira. Bu insanların hepsi zaten günlük güvencesiz çalışan insanlardı. Nasıl ödeyecekler? Ödeyemediler. Ödeyemeyince başkaları aldı, satın aldı. Yani belediyenin yakın olanlar, başka iş adamları, kendilerine yakın olan insanlar satın aldı. Rant yasası iddialarını güçlendiriyor tabii evet, ki. Evet, yani bunda. Şu anda yani hani buna karşı çıkan insanlar varsa gidip gitsinler şu anda Sulukule'ye ve benim bu iddiamı çürütsünler. Oradaki insanlar tek tek geçsinler. Orada dernekler var, Suriyeli dernekler var, başka dernekler var. Kiralanmış, satın alanlar tarafından başka insanlara kiralanmış. Oradaki sahiplerin hepsini çıkarsınlar ve bir tane ya da iki tane, iki aile oturuyor benim bildiğim. Onun dışında kimler oturuyor? O zaman biz de diyelim ki evet, o zaman bu yüzden zaten bu yasanın güncellenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani insanların ödeyebilecekleri koşullarda, yani diğer kentsel dönüşüm yerlerinde de, Tozkoparan'da da, Tokatköy'de de, insanlar Sulukule'de de hiç kimse kentsel dönüşüme karşı çıkmadı. Peki sadece, siz bunu söylediğinizde neden eleştiri oklarının hedefinde oluyorsunuz? Sanki kentsel dönüşüme karşı insanlar orada yoksullukta, o sefalette yaşasınlar ya da depremde hayatlarını kaybetsinler istiyormuşsunuz gibi bir algı oluşuyor. Evet, bunu da benim, açıklarsak benim, buradan. Benim yazdığım hiçbir makalede ya da söylediğim hiçbir sözde, Sulukule'de dahil, oradaki basın açıklamaları da dahil, hiç kimse kentsel dönüşüme karşı çıkmadı. Sadece dediler ki ödeyeceğimiz koşullarda bir anlaşma yapalım dediler. Bu Tokatköy için de geçerli, Tozkoparan için de geçerli. Sizin geliriniz eğer o koşullara yetmiyorsa sizi zaten oradan gönderme projesiydi ve nitekim Sulukule'de de bu gerçekleşti. Yani oraya başka insanları yerleştiler. Yani bugün yapılan kentsel dönüşüm projelerine baktığınız zaman da soylulaştırma projesi diyoruz. Çünkü yerinden ediyorsunuz insanları. O yüzden sosyal dönüşüm diyoruz. O yüzden yerinde dönüşüm diyoruz. Bir de onun dışında zaten 1950 TL kira veriyorsunuz. Bugün kentsel dönüşüm yaptığınız yerlerde, Fethihtepe, Ok Meydanı Fethihtepe, Sulukule'de ya da işte Tozkoparan'da ya da Tokatköy'de 1950 TL kira desteğiyle bu insanlar şu anda çok daha riskli evlerde, riskli binalarda yaşamaya başladılar. Siz oradan çıkardığınız insanları risk için çıkartıyorsunuz ama bugün bu insanlar daha fazla, daha riskli evlerde yaşıyorlar. Daha kötü yaşam koşullarına sevk ediyorsunuz. Evet, yani o zaman kira fiyatını yükselteceksiniz. Ya da onun dışında onları daha korunaklı, daha yaşanılabilen evlere yerleştireceksiniz. Ve sonrasında geleceksiniz, diyeceksiniz ki gelin buyurun buraya siz sizin için daha iyi evler yaptık, yerleştiriyoruz. Yani yine yasada işte elektrikleri kesildi, doğalgazları kesildi.
Şimdi yasada böyle bir şey var. Siz onları daha fazla risk altında tutuyorsunuz. Yani hasta olan insanlar var, yaşlı olanlar insanlar var. Aylarca susuz, elektriksiz bıraktınız. Böyle bir dönüşüm olmaz. Bu insanların hiçbiri kentsel dönüşüme karşı çıkmadı. Sadece bizim yerimize başka insanlar, bu bir sermaye transferi projesi haline geldiği için karşı çıktı. Bu mülksüzleştirme projesi olduğu için insanlar karşı çıktı. Yani yoksulların projesi değil, maalesef bir rant projesi haline döndüğü için karşı çıktı. Peki şimdi olası bir İstanbul depremi için de benzer senaryolar konuşuluyor aslında. Evlerin güçlendirilmesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi müracaatlar konusunda adımlar atıyor. Tabii ki geliyoruz, ücretsiz bakımını yapıyoruz ama tabii bu evi yenilemek değil. Sadece depreme dayanıklı mı değil mi o ölçüm yapılıyor. Yenilenmesi gereken bir süre var İstanbul depremine hazırlıklı olmayan. İstanbul'da deprem demesi yani zorlu değil mi? Zincirli kuyunun ortasında aslında bir toplanma alanıydı. Bir toplanma alanı olabilirdi aslında. Ya da Torunlar Center değil mi? Ali Sami Yen yerine yapılan. Yani bütün bunlar yani düşünün yani oralar elden çıkartılmış durumda. Yani ya da yani herkes müteahhit yani şu anda. Yani işte ben bir rakam çıkardım bulabilirsem. Yani Almanya'da diyeyim 350 tane müteahhit var. Burada neredeyse yani milyonlarca müteahhit var. Yani bir müteahhitlik eğitimi almadan parası olan müteahhit olabiliyor ve o biraz müteahhitler biraz evvel paylaştık müteahhit evet. Cennetiymişiz biz sadece evet. Şartını da paylaştık sadece 18 yaşını doldurmuş olmak müteahhit olmak için yeterli ve deprem bölgesinde de gördük bu çocukların o yıkılan otellerin altında kalan çocukları gördük başka işte rezidans diye hala işte emlak ilanlarını gördük o satılan binaları gördük o altta kolonların nasıl yıkılıyor. Ya bir rant projesi haline geldi. Yani herkes müteahhit olmamalı diye düşünüyorum. İstanbul'da böyle bir kentsel dönüşüm başladığı takdirde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından da yola çıkarak soruyorum bunu. Nasıl bir tabloyla karşılaşırız? Çünkü İstanbul'da kiralar da şimdi 1950 lira diyorsunuz siz. Evet. İstanbul'da kiralar da 15-20 bin liraya dayanmış durumda. O da orta halli bir evden bahsediyorum. Nasıl bir ilerleme olur? Amacına ulaşır mı yoksa sizin de söylediğiniz gibi rant projesine mi dönüşür bu? Yani şu anda zaten rant projesine dönüşmüş durumda. Yani biraz önce verdiğim örneklerden şundan bile insanlar korkuyor. Bana telefon ediyorlar. Diyorlar ki yani biz çok riskli bir binada oturuyoruz ama bunun denetimini yaptırmak bile özelleştirildiği için yani kamu yapmıyor artık denetimi. Bu şirketler yaptığı için ya nasıl para verecekler? Sadece o denetimi bile yaptıramıyorlar insanlar. Bütün bunları yeniden tartışması gerekiyor. O denetimin yeniden kamuya bağlanması gerekiyor ve ücretsiz bir biçimde yapılması gerekiyor. Nasıl yapsın? Yani oradan denetim çıkacak daha yapılsa hasarlı denilse bile insanların çıkabilecek gücü yok. Yerleri yok. Yani işte dediğim gibi yani 1950 TL'ye ya da 2000 lira olmuş galiba en son. Yani böyle bir kiralık ev yok yani.